Merhabalar, bugünkü aracımız 2008 model Honda Civic Hatchback Type R diye geçen kasa. Aracımıza 9 inç Android Multimedya'mızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracımızın orijinal sidi radyo yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan, aracın kendi onun orijinal dashboard'u ile birebir örtüşen özel bir çerçevemizi kullandık. Sonra çerçevenin içine de 9 inç cihazımızı tutan farklı bir çerçeve yerleştirdik. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektörler yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu, karşıda Honda Civic yazısını görüyorsunuz. Orijinal CD radyo yuvadan ayırdığımızda o yapıdaki bilgiler, yani klima bilgilerin tamamı sistemden pasife dönüşüyor. Kullandığımız özel interface hem klima bilgilerinin ekrana gelmesini sağladı, hem de soket uyumunu gerçekleştirdi, hem de direksiyon kumandalarına sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışmasını sağladı. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığım zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Geniş açı ve netlik sunuyor kullanıcıya. Boşa da ileri vites aldığımızda otomatik devreden çıkıyor. Tekrar etmek gerekirse özel bir çerçeve kullandık. Özel bir alan oluşturduk. Klima bilgilerinin çalışmasını sağladık. Direksiyon kumandalarını sorunsuz bir şekilde cihaz önüne çalıştırdık. Geri vites kamerasıyla montajımızı tamamladık. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırdığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek Google Maps ya da farklı uygulamalar. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı, Bluetooth kısmı. Radyo. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. İlgili alana USB kısmını bıraktık. Böyle kapattığımız zaman artık kullanıcı herhangi bir karga kablo kalabalığı görmeyecek. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ya da kanal geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Videolar da açılabilir artık. USB üzerinden videolar açacağım. Şarkı değiştirme ya da kanal atlama. Gibi kullanıcı USB üzerinden videolarını falan da açabilecek. Cihazımız internet tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek. YouTube ya da farklı uygulamaları da cihaz üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanacak. Kullanıcı aynı zamanda cihazımız Apple CarPlay kablosuz hale getirdik. Şu anda telefonumuz bağlı. Apple CarPlay kablosuz olarak çalışabilecek. CarPlay arayüzü ya da Android telefonu varsa ilgili alana bıraktığımız USB 2 tarafından da Android Auto'yu kablo olarak kullanabilecek. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Ayarlar kısmına erişiyoruz. Sistem arayüzüne giriyoruz. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci kullanıyor. 8 çekirdek, 64 dahili hafıza, 4 GB RAM, 1.24600'de IPS ekrana sahip cihazımız. AC8257 işlemci hem cihazın stabil çalışmasını sağlarken donanımsal olarak da YouTube ve benzeri uygulamalardan video açarken de kasılmalarında önüne geçmiş oluyor. Böylelikle montajımızı tamamladık.